Evet sevgili gurmeler, Ankara Ulus Bölgesi'nde bulunan Çengelhan Rahmi Koç Müzesi'ndeyiz. Burada İstanbul'daki Koç Müzesi kadar olmasa da minik mütevazi bir otomobil koleksiyonu var. Fiat Topolino koymuşlar. Koç malum 1970'lerden bu yana Fiat'la büyük bir işbirliği sürdürüyor. Fiat otomobilleri üretiyor Türkiye'de. Onun da bir örneğini koymuş buraya. Anadolu'la başlamıştık zaten. O da aslında bir İngiliz-Türk ortaklığı. Reliant firmasının geliştirdiği fiber karoser, Ford firmasınca, Koç'un bir diğer ortağı olan Ford firmasınca üretilen Kent motorları kullanılarak üretilen ilk yerli otomobillerimizden bir tanesi kendisi. Müthiş bir atmosfer burası. Eski bir kervansarayı dönüştürmüş Koç. Bir İngiliz, günümüze ulaşamayan BSA isimli bir Small Arms Company, İngiliz firması. Onun ürettiği bir çok şık bir kupe otomobil. Onu da sergiliyorlar. O yıllarda otomobiller biliyorsunuz buraya miller takılırdı ve ilk startı bunu çevrilerek verilirdi. 1936 model bir araç bu. Bikolor olması çok çok hoş ve çok güzel bir bikolor renk kombinasyonu yapmışlar. Restorasyonu da fevkalade yapılmış. Şurada bir menteşe görüyorsunuz. O menteşe iki taraftan yukarı doğru açıyor motor kaputunu ve uzunlamasına yerleştirilmiş bir 4 silindirli motoru altında barındırıyor. Döneme özgü tel jantlar da mevcut araçta. Ve yanında bir ufak Fiat 1100 Turismo Veloce, yani hızlı tur otomobili. Hoş bir roadster. Günümüzde de Fiat 124 Sport Spider malum yeniden üretime girdi. Bunlar onların ataları denilebilir. Yanında ünlü tasarım firması GIA ile ve ünlü gene Coach Builder Karman'la birlikte Volkswagen'in geliştirdiği Karman GIA spor otomobilinin Roadster versiyonunu görüyoruz. O da hakikaten mint kondisyonda, gene restore edilmiş. Rahmi Koç beyefendinin obsesiflik düzeyinde mükemmeliyet tutkunu olduğunu biliyoruz. Kendisi de bu kavramların hakkını ziyadesiyle vermiş. Ve son olarak burada bir de MG görüyoruz. Babamın İngiltere'de 1950'lerin sonunda okurken, yüksek lisansını yaparken arkadaşlarıyla birlikte gezdiği otomobillerden biri bu. Çok çok özel bir İngiliz Roadster'ı. MG hala yoluna devam ediyor ama artık Çin tarafından finanse ediliyor ve elektrikli ve hibrit gündelik otomobiller üretiyor. MG'nin uzun açılışı Morris Garage'dır. Yani Morris Bey'in garajı. Bakalım daha sizlere burada gösterebilecek bir şeyler bulabilecek miyiz? Şimdi üst kata çıktık. Üst katta da çeşit çeşit oyuncakları var. Koç ailesinin topladığı burada denizaltı maketleri, sünger toplama, eskiden sünger avcılarının giydiği kıyafetler, basınçlı derin deniz dalgıçları kıyafetleri. Dışarıda böyle model gemi koleksiyonu var. Nazenin isimli yatlarıyla, yelkenli yatlarıyla da bilinir Rahmi Bey.
pek çoğunuzun malumudur diye düşünüyorum. Gemi kumandaları, eski gemi telefonu. Müthiş bir klasik yelkenli ve kıştan tatma tekne motorları, çeşit çeşit, boy boy, yıl yıl. Oo, orada bak çok güzel bir, bunu hatırlıyorum, bunun bir test sürüşünü izlediğimi 90'larda hatırlıyorum. Destroyero. Agnelli'nin Fiat'ın patronu kendisine yaptırdığı çok özel bir tekneydi. Bu bir kalyon. Eski korsan gemilerinden. Gemi prova uçlarında bulunan kano başları. Trident var elinde. Eski Zenci abimizin. Maserati'nin günümüzde simgesi biliyorsunuz. Burada kocaman bir pervane, gemi pervanesi, dümen, harika bir balık heykelciği. O meşhur Bluebird, eski hız rekorunu kıran, suda hız rekorunu kıran teknenin bir tıpkı örneği. Bir eski kalyon dümeni. Bilumum dümenler. İster istemez insanın aklına ne dümenler dönüyor burada esprisi geliyor. Envai çeşit trenler, envai çeşit tekneler. Burada bir eski kola makinesi görüyoruz. Parayı şuradan atıyorlar. Şişe açma, bu kutu kola da değil, şişe kola otomatı. Şişeyi de şuradan açıyorsun. Empty vessel dediği yerde de kapağı açıp çöpünü atıyorsun. Müthiş. Burada müthiş bir jest yapmış Koç Holding. Bütün saatler 9'u 5 geçeye, atamızı 10 Kasım 1938'de kaybettiğimiz günün saatine sabitlenmiş. Hakikaten çok çok hoş bir jest. Müzede yalnızca otomobiller yok. Aynı zamanda Sayın Rami Koç'un müthiş tren koleksiyonundan da, tren oyuncakları koleksiyonundan da bazı parçalar sergileniyor. Işıklandırma daha güzel yapılabilirmiş. Bu konuda bir ufak tavsiye, eleştiri belirtmemiz gerekir. Çünkü muazzam parlama yapıyor vitrinler. O sebeple ekranda çok rahat çıkmıyor. Görmüş olduğunuz cihaz 1914 yılında üretilmiş ve gerçekten kömürle ve buhar teknolojisiyle çalışan gerçek bir oyuncak. Paha biçilmez bir cihaz. Burada da gene tren setlerinin devamını görüyoruz. Eski karpitli lambalar, eski tren tabelaları, çeşitli materyallerden, mesela bu fil dişinden üretilmiş bir oyuncak tren seti. Ahşap var, metal var, fil dişi var. Bu da gene çalışan, gerçek kömürle ve buharla çalışan örneklerden bir tanesi. Burada bir tramvayı görüyoruz. Benim de küçükken bir benzeri vardı bu setin. Bu çılgın bir hobidir. Yani
koca koca insanlar günümüzde 70-80 yaşlarına gelseler de bu hobiyi bırakmadan hayatlarını sürdürüyorlar. Eski İstanbul, o zamanlar Konstantinopol tramvay işletmesinin bastırdığı bir tahvil. Bu da sergileniyor. Burada yan taraftaki kısma geçelim. İstanbul'daki Koç Müzesi kadar olmasa da burada da oldukça fazla eser görüyoruz. Eski Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın yük vagonları, eski yine Atatürk zamanından TCDD'nin güçlü buharlı lokomotifleri. Keşke günümüzde de bir iki tane örneğini böyle nostaljik, turistik olarak hizmette tutmayı sürdürseler demeden insan geçemiyor. Taşıtlarla ilgili kısımlar herhalde bu kadar. Bize vakit ayırıp görüntülerimizi izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler.